Titanic, tarihin en büyük trajedilerinden biri olan ve dünyanın en büyük transatlantik gemisinin okyanusta buzdağına çarparak batmasıyla sonlanan bir olay. Bu olayı artık bilmeyenimiz yok. Fakat bugün konumuz biraz daha farklı. Farklı olmasının sebebi gemiden kurtulan bir Türk'ün olmasıydı. Peki nasıl kurtulmuştum? Buyurun videoya. İlk yolculuğuna 14 Nisan 1912'de çıkacağı açıklandığında geminin Southampton New York arasındaki ilk seferine katılan şanslı insanlar arasında olabilmek için dünyanın sayılı zenginleri biletlere adeta kapıştı. Geminin en alt bölümündeki 3. sınıf kameraların bileti 7 sterlin, yani bugünkü parayla 1000 dolardı. Titanic'in batacağına kimse ihtimal vermiyordu ki biletler satılırken bile sloganı "Tanrı bile bu gemiyi batıramazdı." Fakat Titanic okyanusun dibini boyladı. Bu trajik faciada 1514 kişi hayatını kaybetti. Titanic gemisinde 2223 yolcu vardı ama aslında gemide 2224 yolcu olması gerekiyordu. Bilet sahiplerinden biri geç kaldığı için gemiye binememişti. Bu isim Türk doktor Besim Ömer Akalın'dı. Besim Ömer Akalın New York'taki bir sağlık kongresine katılmak için bir ay öncesinden Titanic'te yer ayırtmıştı. Yolculuğu Titanic'in sonradan uğrayıp yolcu alacağı Fransa'daki Cherbourg limanından başlayacaktı. Besim Ömer Akalın limana gidecek olan trene bindi. Ancak tren kötü hava koşulları, şiddetli yağmur ve bunun yol açtığı toprak kaymaları yüzünden 16 saat gecikti. Besim Ömer, Cherbourg limanına vardığında Titanic gideli tam 4 saat olmuştu. Dünyanın en trajik facialarından biri olan Titanic'ten kıl payı kurtulduğunu ise daha sonra gazeteden öğrenecekti. Ömer Besim, New York'a gidecek olan başka bir gemiden bilet aldı ve beklerken bir gazeteden Titanic'in battığı haberini okudu. Üstelik ölen yolcular listesinde kendi adı da vardı. Gemiyi kaçırmasına rağmen adı yolcu listesinden çıkarılmamıştı. Ömer Besim, kadın ve çocuk hastalıkları konusunda ülkemizin önde gelen doktorlarındandı. Askeri tıbbiye mezunu olduğu için Ömer Besim Paşa olarak da anılıyordu. Daha sonra soyadı kanunuyla birlikte Akalın soyadını aldı. Sonraki yıllarda Darülfünun'da rektörlük ve milletvekilliği yaptı. Yaşamı boyunca 50 kadar eser bıraktı. Bunlardan en ünlüsü Türkiye'de yayınlanan ilk sağlık yıllığı olan Nefsali Afiyet'ti. Ömer Besim Akalın, Titanic faciasıyla sonuçlanan yolculukta bileti olup yolculuğa geç kaldığı için katılamayarak felaketten kurtulmuş tek yolcuydu. Bavulları ve eşyaları önceden gemiye yüklenmiş ancak o olmadan Titanic'te yolculuğa çıkmıştı. Yıllar sonra bir röportajında "Titanic'ten kurtulan tek Türk benim. Onun için artık hiçbir kazadan korkmuyorum. 1514 ölüm. Elimi biraz daha çabuk tutsaydım bu sayı 1515 olabilirdi. Hayatımı bir vapuru kaçırmaya borçluyum." demiştir. Bu haftalıkta videomuzun sonuna geldik. Haftaya tekrar burada olmak dileğiyle. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka hikayelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.